Edirne Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmaları kent genelinde hız kesmeden sürdürülürken yapılan son çalışmayla içme suyu arıtma tesisleriyle temiz su depoları arasında bulunan asbest boruların tamamı sağlıklı düktil borularla değiştirildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yapılan son çalışmanın Edirne için çok önemli olduğunu belirtti. Değerli hemşehrilerim, bildiğiniz gibi pandemide geçen 1,5 yılı çalışılmadan geçen 1,5 yılda içine koyarak yaklaşık 3,5 yıldır altyapıyı bitirmeye çalışıyoruz. Bugün bizim için de anlamlı, önemli bir gün. Dün size ilan etmiştik 48 saat süreyle azami su kesintisi yapılacak diye, ama şu ana kadar sabah 5'ten bu yana arkadaşlarımız, ekiplerimiz çalışmalar sürdürüyorlar. Şu ana kadar su kesilen bir yer yok. Depolarımızı doldurmuştuk, hazırlamıştık. Bugün çok önemliydi bizim için, çünkü biz barajdan aldığımız, daha önce süre olmuş, şimdi Kırklareli ve Kayalı barajından aldığımız içme suyunu iki tane eski ve yeni arıtmamızda arıttıktan sonra şehrin çeşitli noktalarında bulunan su depolarına aktarıyoruz. İçme suyu temiz depolara aktarıyoruz. Oradan da evlerinize, iş yerlerinize geliyor. İçme suyu arıtma tesisleriyle depolarımız arasındaki bütün hafları, eski asbest, kanserojen madde ihtiva eden bütün hafları yenilemiştik. Bir tane kalmıştı. Eski içme suyu depomuzda Bili Otel'in oradaki 2000 tonluk su depomuza kadar gelen bir tek asbest hattımız gelmişti. Bu çalışma, bu planlı çalışmada bu son asbest hattını da iptal edip yerine düktil dediğimiz dökme boru ve çelik borularla oluşan hattı çekmek için de iki noktada bunu yapmamız gerekiyordu. Ardından da yavaş yavaş yine depolarımızı doldurarak sizlere suyu ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bu asbest boruların içme suyu arıtmalarla depolarımız arasında kalan asbest boruların tamamlanmış olması, tamamen kullanımdan kaldırılmış olması hepimiz için, özellikle çocuklarımız, gençlerimiz, evlatlarımız için büyük bir olay. Bu anlamda çalışma arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum.